Reza ile aşk yaşadı. Hep bu iddialar çıktı. Petek Dinçöz'le ilgili. Tabii kimse bunun ispatlayamadı. Önemli olan biz daha bunları konuşurken çiçeği burnunda ayrılık yaşayan Serkan Ya. Kodaloğlu yeni bir aşka yelken mi açtı? Ama size söyledim. Çünkü çok böyle keskin. İzleyelim. Bence ilk yani aktivasyonu o yapmak istedi. Bir izleyelim Hadi. durum. Reza Zarrab'la aşk yaşadı iddia edilen şarkıcı Petek Dinçöz'ün ansızın boşandığı Serkan Kodaloğlu yeni bir aşka mı yelken açtı? Kendi aramızda öyle bir... Söylemezsem Olmaz yayınında yaptığı boşanma açıklamalarıyla damga vuran Kodaloğlu kiminle aşk yaşıyor? Hangi güzelle saatlerce bir mekanda baş başa yemek yedi? Romantik yemeğin diğer başrolü kim? Serkan Kodaloğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilen o ismi, o gece, o iddialara geçmeden önce neler yaşanmıştı gelin bir hatırlayalım. Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ve Serkan Kodaloğlu dışarıdan sorun yok gibi gözüken evliliklerini ansızın sonlandırdı. Dedikodular aldı başını gitti. Boşanmanın hemen ardından Amerika'ya giden ve orada yaşamaya karar veren Petek Dinçöz'ün Ebru Gündeş'in eski eşi, hadisenin inkar etmediği eski aşkı, itirafçı Reza Zarrab'la yeni bir aşka yakın açtı iddia edildi. Kan donduran bu iddiaların ardından yayınımıza Petek Dinçöz'le boşanan Serkan Kodaloğlu bağlandı. Samimi itiraflarda bulundu. Bir buçuk ay önce söyleseler hani Petek'le boşanacaksınız diye ben herhalde gülerdim. Böyle bir durum yok. Aramızda bir huzursuzluk da yoktu. Yani 8 senelik evlilik hayatımız boyunca bırakın kavga etmeyi, tartışmayı, birbirimize öf dahi demedik. Ayrılığın bir anda olduğunu bakın bu sözlerle dile getirdi. Petek Hanım kendisi Amerika'ya yerleşmek istediğini söyledi. Ben de işlerim dolayısıyla oraya gelemeyeceğimi söyledim, yerleşemeyeceğimi söyledim. Çünkü burada süre gelen işlerim var. Serkan Kodaloğlu sakinliğini korusa da onun boşanmaya anlam veremediği sözlerinden anlaşılıyordu. Olaylı yayınımızın ardından Petek Dinçöz sessizliğini korudu. Ancak Serkan Kodaloğlu cephesinde bomba patladı. Yeni bir aşka mı yelken açtı? Serkan Kodaloğlu ve İman Casablanca aşk mı yaşıyor? Kodaloğlu, faslı model İman Casablanca ile bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Yaklaşık 5 saat boyunca mekanda kalan çift, samimi halleriyle dikkat çekti. Kodaloğlu gece boyunca Casablanca'dan gözlerini ayıramadı iddialara göre. Mekan çıkışı bir açıklama yapmayan ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu. Sizce Serkan Kodaloğlu, Petek Dinçöz'ü çabuk mu unuttu? Peki İman Casablanca baktım sayfasına. Bütün gönderilerini Türkçe yazıyor neredeyse. Kızımız Faslı. Evet. 2018. Soyadından da belli olduğu gibi. Best Model of the World birincisi seçilmiş. Wow. Yani, senin all the world diyen ağzını yerler ya. Ha. Bir daha söylesene. Best Model of the World. Allah be. Değil, İnsanın bu, tamam, hadi, bu nasıl geliyor ya. Bu best model of the world yani. Arta ne oldu? Ne oldu, jeton mu? Yine biraz daha güzel resimleri var da hani daha kötü resimleri de var. Ya değil. Kız güzel bir kız, ortalamanın üstünde. Yani çirkin değil. Türkiye'de yaşıyor zaten. Faslı. Evet, Fas asıllı. Ama bak bütün sayfa Türk yani, her şey Türk. Şimdi kızın Türk burada, belki burada yaşıyor. Evet, o olabilir. Şimdi önemli olan şu. Beyefendi birkaç gün önce bizim yanımıza katıldı. Dedi ki, ya dedi, bana deseydiniz ki bir buçuk ay önce Petek'ten boşanacaksınız gülerdim dedi. Şimdi yani demek istiyor ki o kadar iyi giden bir evliliğimiz var ki. O kadar hiçbir kriz yok ki. O kadar ani oldu ki bu olay. Durup dururken beni Petek bırakıp birdenbire Amerika'ya gitti diyor. Yani aslında anlatmaya çalıştığı buydu. Hiçbir kötü söz ağzından çıkmadı, o ayrı. Harika konuştu. Çok da güzel konuştu, aynen. O da ayrı. Ama mutlaka bastırılmış bir takım ifadeleri vardı. Ama ben zaten bunu hissettim. Ara cümlelerde zaten o vardı. Evet, hep vardı. Yani bence o Petek'in hayatında şu anda birisi olduğuna inanıyor. İnandığı için de erkek psikolojisi hemen bir kadınla çıkıp işte ben seni unuttum. Aslında istese bu hanımla
evde görüşür. Her tarafı cam olan bir yer, restoranda tam camın yanına oturarak ve zaten Serkan Bey'i sokakta yürüse kimse tanımaz. Yani zannetmiyorum çok tanınan bir adam değil. Hiç, çünkü 10 sene boyunca hiç çıkmadılar neredeyse. Hiç, evet. O yüzden de gazeteci nerede gördük de onları gitti çekti. Bence bu servis mi? Servis olduğunu düşünüyorum. Bunun psikolojik erkeklerde şöyle bir şey var. İşte görüyorum mu ben seni unuttum yeni bir aşk falan filan. Bunu anlatmaya çalışıyor bence. Ya da boynuzlanan ben değilim. Aldatılan ben değilim. İlk hamleyi ben yapayım. Ve bir şey çıkarsa da ben de en azından cebimde bir jokerim olsun. Bu Pete'ye hizmet eder ama. Evet ama, bu ama ona da belli ki bitmiş ilişki. Ne dedik yok, sorduk ya. Yok belli ki ya. Derken net zaten. Net, şey net dedi cevap olarak. Bence tabii ki şöyle Pete'ye hizmet ediyor gibi gözükse de yani şu adam baksana hemen unuttu iki günde deyip aslında bu sefer tabii. De Pete'ye üzülüyorsunuz ya. Erkek o anda onu düşünmüyor. Erkek şunu düşünüyor. Karşısındaki kadın gitti. Onu bıraktı. Çocuğu evet. Da aldı gitti. Ama bu adamın çok yara bandı ya görüntü. Tabii yara bandı. Ama erkeklerin zaten yaptı o. O da Pete'yi unutamayacak uzun bir zaman. Pete, evet. Biliyorsun Pete'yi unutamıyorlar. Yıllar geçse de. Pete'nin öyle bir şeyi var yani, ki. Kimya bozup gidiyor. Yani Serkan'ın hayatına giren herkes bilsin. Yani çok uzun süre Pete'yi unutmayacak. Yani evet, ama bu Pete'de ne varsa ki Pete'lik unutulmuyor şimdi bir şekilde. Siz, ama kadın, ben bu kadarı çok tehlikeli. Yani siz kadın olarak söylüyorsunuz. Ben de erkek olarak söyleyeyim. Ben de böyle bir hareket yapabilirdim. Çünkü herkes hepimiz yaparız önce. Üstüme aldatılmış erkek imajını... biliyorsunuz o hiç geçmiyor yıllarca. Mesela çok devamlı ilginç değil mi? Öyle şu başta çok ilginç değil aslında mi sizce? Aslında çok ayıp bir şey de kadını yaptı ahlaksızlık evet, işte eğer ama, aldatırsa şey. Ama Seren mesela magazinin cilvesine bak. Şimdi bazı adamlara neler yazarız bazı adamlara neler yazıyoruz. Burada diyoruz ki Pete'yi çabuk unuttu. Evet. Mesela şey hiç aklımıza gelmiyor. Acaba bu kızla evliyken tanışıyor muydu? Aldatıyor muydu? Hiç gelmiyor aklımıza. Ama öyle bir imaj var. Ya, onun altını da tabii ki deşeceğiz. Şimdi bırakıp yani, giden petek ya. Benim. Bırakıp giden petek ya. Ve mutlu olduğunu söyleyen. İşte petek aldatıldığı için. Da, boşanma belki. Davasında da beni aldattı yok ya. Kocasıyla alakalı. Hı-hı. Ha bunu belki de örtbas etti. Bunu belki nasıl gizledik demiş. O zaman tamam onun peteği de soralım. Ya petek çok güzel bir ev almış. Evini gördüm. Ev almış fotoğraflarını işte. Bilal'e attım. İsterseniz evet, gönderdiler. Çok güzel bir şey almış. Orada çoluk almış. Çocuk teyze anne herkes var galiba ya Pete'nin sayfasında. Annesi gitti. Teyzesi evet. De mi var? Teyzesini de paylaşıyor. Ben anlamadım bayağı. Teyze o teyzesi o aslında gitmiş. Annesi erkeği. Sen onu söylüyorsun. O mu? Evet. Ne adı? Ay birden de. Neyse. Neyse. Evet. Teyzesinin çok bütün akrabalar önemli. Vardı gibi geldi. Bak şu ona. Soldaki beyaz. Şu kalp olan mı? Evet. Bak balkondan görüntüsü. Güzel. Ay çok güzel. Yeni, ama Petek ne yapacağım burada be? Yeni yuvası burası çok da güzel. Manzarası da olay. Çok çok güzel. 799 bin dolara almış. Dolar. Evet. Cuma günü sözleşme imzalamış. Galiba daha önce almamış günü. Yani. Ha işte neyse işte bir iki gün önce. Bu arada da %20'sini ödemiş peşin. Bu arada hepimiz böyle alabiliyormuşuz. Bu güzel bir haber. %20'sini ödüyorsun. Aynen. Diğerini de kaç yıl artı o? İstediğine bölebiliyorsun. 15 yıl, 30 yıl ve şey yapıyorsun. Anlaşmada yani diyorsun ki... Yani 160 bin dolarını ödedi. Anlaşmada diyorsun ki ben ödemeye yapmak istiyorum ara ara diyorsun. O zaman cezasız da mesela eline bir 70 bin dolar mı geçti pat diye ara ödüyorsun. Ödeme. Ödüyorsun. Ara ödemeler. Ve düşüyor şeyin öne de alınıyor. Aynen öyle. Süper. Bana bu yöntemlerle göre... mi almış? Efendim? Bu yöntemlerle evet, bu kadın bu evi alıyorsa bu haberi çıkartanlar taş olsun. Çok büyük günah işliyor. Öyle almış. Reza ile birlikte olduğunu söyleyenler çok çok büyük bir günah işliyor. Bu kız böyle borca girip %20'sini ödeyip alıyorsa bunu niye çıkartıyorsunuz o zaman? O zaman Reza niye? Aysun da işte. Aysun teyzesi evet, evet tamam. Aslı'nın annesi. Tamam neden ben, yani o zaman? Böyle alıyor. Mortgage'da alıyor. Şu anda bana da şeyi gönderdiler. Kontratını gönderdiler. Yani mortgage'la nasıl ödeme yaptığınla alakalı. Yani, işte yani Reza'nın sevgilisi olup mortgage'la da ev almazsın ya. Evet.
Şimdi, bir şey söyleyeceğim. Yani Rıza da hani... Ama çok o kadar rezalet şey, anıldı ki en sonunda tanışacaklar bunlar. Ya, tabii tabii. Aynen öyle. Yani söylediniz söylediniz en sonunda rezalet ne çok oluyor diye bir konuşacaklar bence. Çok günah çıkartmak ama. Ya, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yani bu kız borca giriyor. Aynı zamanda da sevgilisinin Rıza olduğu söyleniyor. Yani gerçekten olacak iş değil. Yine bir şey söyleyeceğim. Ya. Rıza da hani yemeyen deniz, yemeyen keriz hesabı vardır ya öyle sözlerimiz. Evet, evet. Rıza da... Daha dur bakalım. Pardon da 800 bin niye veriyor ki onu anlamadım yani. Niye versin ki birden yani. Söyle mi niye veriyor? Söyle. Söyleyemiyorum canlı yayında. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya şimdi bir şey ben de sana canlı yayında bir şey söyleyeceğim de. Yani bu, o kadar da hani, o kadar da büyük eli açık değil yani. Onu sana hayır söyleyeyim. Eli açık olsa da yani. O zaman ilişki var diyorsunuz bir siz. Bir dakika hayatım hayır, şöyle. Varsa da ona yani, karşılık illa bir insan pat diye 800 bin dolar vermek zorunda mı canım? 800 bin dolar vermez. Böyle 20 yıl böyle 20 yapar, sene garantiler. Ben olsam 20 sene böyle garanti. Yani siz gerçekten ben anlayamadım. Anladım bu erkek değilmiş. Ha, ben anlayamadım. Ben gerçekten bu ilişkiye inanıyor yapmam musunuz o zaman? Ben inanmadım. Hayır ben öyle bir yaparım ilişki varsa da şunu jest olarak yapmış 200 olur. 200 bin dolarını. Yani mesela diyebilir ki ben hani down payment'ını ben ödemek istiyorum der. O ilk %20'yi. Veya taksitleri öder. Yani şimdi bu şeyden Rıza'dan bahsetmiyoruz da. Rıza için söylemiyorum. Yani birine bir jest yapmak. Yani mesela Petek'in şu anda mortgage ödemesi de Rıza ile birlikte olmadığını da göstermez. Yani gider alır yarın öbür gün o kapatır veya da o öder. Yani ha, belki bu da bir taktik. Hani, belki hani, bankaya 800 bin dolar kondu. Yatırır. Ama mahsus dışarı doğru. Maşallah. Şimdi bunlar tabii ki bunlar insanın eğer böyle bir şey yaşamıyorsa insanı hırstan öldürecek haberler. Benim mesela benim için böyle bir şey söylense ben kendimi çıkarım, yırtarım, adamı da bağlattırırım. Ben sizi tanımıyorum derim. Onlar ben yani çıldırırım böyle bir habere. Çünkü yani almadığım bir şeyi, yapmadığım bir şeyi bana yapıştırılmasına tahammül edemem. Ben susmam yani. Hiçbir haklı kadını da susacağını düşünmüyorum. Petek hiç yok. Bu konuda evde yok yani. Evet Petek. Ama yani bu Petek'le arada, konuşanınız var mı aranızda? Bu arada Petek de 8 yıldır hiç yoktu. Muhteşem oldu. Ay nasıl her gün konuştuk her değil mi? Başladık tekrar. Her gün şey konuşuyor herkes. Ne oldu? Bak Petek'in konuşması bir imparatorluğun çöküşüyle beraber başladı. İmparatorluk da demeyeyim de işte yani kendini öyle zanneden. Şimdi ne oldu? Herkes artık Petek'e haber yapıyor. Yarın öbür gün Petek sahnelere dönecek. Petek haberler haberler. Ben çok destekliyorum Petek'i. Ben yani şu anda ben sahnesine giderim. Sürece hep ben de giderim sahnesine. Merak ettim. Ve Petek Dinçöz'ü bence bütün gazinolar evet çalıştırmalılar. Çalıştıranlara da biz destek vereceğiz. Çünkü bu kıza çok haksızlıklar yapıldı. Bu kız çalıştırılmadı. Yazık günah yani. Dolayısıyla siz kimlerden neler evler alan, hangi kara parayı aklayan adamlardan 3 tane 5 tane ev alan, şimdi şöyle bir o zaman çekilen kadınlara konuşun. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ola ki Rıza ile ilişkisi varsa peki. O zaman olmaz. O zaman kocasıyla beraber olmuş olur. O zaman dadan. Kocasıyla beraberken yapmışsa evet ama mesela boşandı gitti. Aşkım boşandı gitti değil ama bak. Adam diyor ki 1,5 ay önce böyle bir şey yoktu. Devamlı bu bu astrolog kızla konuşmaya başladı. Kız gel dedi. Sormak o yüzden kız bunu devamlı oraya çağırdı. Hani öyle söylüyor yani adamcağız da o şekilde konuşuyor. Şimdi birdenbire bunun kafası yıkandı da gitti. Birdenbire boşanmak istedim. Dil bilmez, iz bilmez, işte, yol bilmez. O cesaret anladın nereden mı geliyor değil mi? Tek cesareti. Sonra benim mesela bir 700 bin dolarım olup da yani benim mesela cebimde atıyorum. Yani en az bir 4, hepim, yani yaşam standartları olarak düşünüyorum. 4-5 milyon dolarını koyarsın cebine. Amerika'da çünkü evler buradakiler gibi değil. Evet. Güzel bir eve çok daha ucuz paraları alabiliyorsun. Aynen. Ama 700 bin dolarla ev mi alırsın? Taksidini mi ödersin? Orada yaşar mısın? Ne yaparsın? Bu çünkü olmaz. Çünkü bu yeni bir ev olmadığı yani, için bu normal olan bir evi alıyor. Yeni bir ev alsan sıfırdan. Şeyden sıfırdan. Topraktan. Bunun ödemeleri uzun. İlkini %10 ödüyorsun. Peki aylık mı ödemeler? Sonrayı. Aylık şimdi mı hemen başlayacak ödemeler. Peki ama aylık mı? Burası ev. Ha? Aylık mı ödeyecek? Tabii aylık yani ödeyecek. O ara ödemeler dediğin 6 ayda bir galiba. Her ay. Ya mesela ne kadardır? Ortalama 10 bin falan mı mesela dolar? Parasına göre. Böldüğü şeye, vadeye göre bence. Evet, 30 seneye göre. Ara ödemeler koyarsın. Aynen. Ara ödemeler koyarsın. Yani ben çok merak ediyorum. Yani sahneden kazanabilecek mi? Şu anda sahnesi olmadığı için bir şey de kazanmıyor. Miami'de demek sahneye ki çıkması lazım. Miami'de sahneye çıksa da. Hayır. Yani. Hayır. Şimdi oraya yerleştiyse
Şimdi oraya yerleştiyse bence dönecek. Burada nasıl çalışacak? Ben sana bir şey diyeyim. Dönecek. Çok güzel bir reklam. Bu arada çok güzel bir reklam stratejisi uyguluyorlar. Öyle mi diyorsun? Başka türlü Petek Dinçöz'ü kimse anmazdı. Rıza Zarrab olayı büyük bence, bir haber olduğu bence için. Birisi tabii kötülük yapmak istedi, terse döndü. Tabii tabii, yani şu anda harika bir rüzgar. Yani bir şey aynen söyleyeceğim. Yine kızı batırmaya çalıştın ama yine terse döndü, biliyor musun? Ay ne kadar destekliyorum Petek'i. Petek'cim sana bir şey söyleyeyim mi? Arkandayız. Tabii tabii, zaten o yüzden hep arkandayız. Zaten çok güzel bir kızsın. Ben zaten seviyorum. Ben seviyorum seni. İnşallah her şey de güzel olur. İnşallah 3 tane daha ev alırsın. Tamam mı canım? Sonuçta 8 sene bir zulüm yaşatıldı. Haydi bu kızım burada ağlarken, bu programda, bu masada, hatta benim oturduğum yerde evet. hüngür hüngür ağlayıp yardım istediği, kemerle dövülüyorum dediği röportajını dinledikçe kız hayatını kursun. Kimler kimlere 5 tane 10 tane evler aldı. Evli adamlarla beraber oldular senelerce. Boş verin bu kız. Ama yarın öbür gün tabii çıkarsa Reza'yla evliyken ilişkisi, o zaman külahları değiştiririz. Ama peki, şu anda bir anormal bir durum yok yani. Şimdi mutluluklar dileyelim her evet. ikisi tarafa da. Bak Serkan da yeni bir ilişkiye başlıyor galiba. Şimdi bu sene uzun bir yaz.